Merhabalar kuzlarım Sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesine başlıyoruz. Birinci videoda ne yapacağız peki? Çözelti oluşumundan bahsedeceğiz. Kim kimin içerisinde neden çözünür? Hatırla kimyanın en temel ilkelerinden bir tanesi benzer benzeri çözer ilkesini bu videoda açıklayacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük konusunda önce çözeltinin tanımıyla başlayacağız. Çözelti nedir? Çözeltiyi tanımlayacağız. Daha sonra diğer bölümlere geçeceğiz. Çözelti dediğimiz şey en az iki farklı maddenin birbiri içerisinde homojen dağılması yani çözülmesi ile oluşan karışımlara biz ne diyoruz? Çözelti diyoruz. Bunların derecelendirilmesi var. İşte 10 üzeri eksi 6 olunca bir şey deniyor. 10 üzeri eksi 5, 3 olunca bir şey deniyor. 10 üzeri eksi 9, 10 üzeri eksi 12 olunca bir şey deniyor. O detaya girmeyeceğiz. Bilmenizde de gerek yok. Peki o zaman çözelt dediğimiz şey çözücü ve neyden oluşuyor? Çözünenlerden oluşuyor. Burada bir çözeltide çözücü genelde bir tanedir. Çözünen birden fazla olabilir sevgili çocuklar. Mesela bir kaba kapı aldınız. Kabın içerisine ne koydunuz? Mesela suyu koydunuz. Suyun içerisine tuz atsanız çözünür mü arkadaşlar? Çözünür. Şeker atsanız aynı suyun içerisine yine çözünür. Hatta bir de işin içine ne koy? Gaz koy. Mesela gazoz yap al onu da çözersin. Dolayısıyla birden fazla çözülmüş madde bulunabilir. Veya içtiğimiz suları düşünün. İçtiğimiz sular homojen bir çözelti. Üzerine okuduğunuzda kalsiyum, magnezyum, karbonat, sülfat, nitrat bilmem ne. Bir sürü şey var değil mi arkadaşlar onun içerisinde analizine baktığınız zaman. O zaman çözücü burada kimdir? Sudur. Diğerlerin hepsi çözünendir. Çözücü genelde bir tanedir, çözünen birden fazla olabilir. Bir çözeltide birden fazla çözünen olabilir demiş. Peki çözünmeyi açıklıyoruz. Çözünmenin çeşitlerine bakacağız biraz sonra. Çözünme, çözünen maddenin çözücü içerisinde homojen dağılması ki ben bu tanımdan daha çok bundan sonraki tanımı daha çok seviyorum arkadaşlar anlaşılması için. Çözücü taneciklerinin çözünen taneciklerin etrafını sarması. Bir tane to çözünen tanecik var. Bunun etrafı neyle sarılıyor arkadaşlar? Çözücü molekülleriyle etrafı sarılıyor, hapsediliyor daha doğrusu. Öyle de düşünebilirsiniz. İşte bu olaya biz çözünme diyoruz. Çözünme esnasında çözücü taneciklerin çözünen taneciklerin etrafını sarmasına solvatasyon eğer çözücü su ise hidratasyon. Bak dikkat et sadece suda hidrat. Hidrat zaten su demek arkadaşlar. E, ee, çözücümüz su ise hidratasyon. Çözücümüz diğer maddelerse solvatasyon diyoruz. Mesela iot katısının alkol içerisinde çözülmesi solvatasyondur. Veya bir tuzun alkol içerisinde çözülmesi solvatasyondur. İşte propan gazının, ee, butan bütan gazın, gazının içerisinde çözülmesi solvatasyondur. Ama ve lakin, eğer çözücümüz su ise burada hidratasyon gerçekleşir. Çözücü ve çözünen moleküller arasındaki etkileşimin kuvveti ne kadar ise madde o kadar çok çözünür. Arkadaşlar çok önemli bir cümle. Bazen öyle iyi de hocam ne demek istiyorsun? Çözücü ve çözünen arasındaki etkileşim. Ne yani bu? etkileşimden kastettiğiniz şey ne? İşte burada 9. sınıf bilgilerimize geri dönmemiz şart. Bakın ne oldu? Hem de kime biliyor musunuz? Kimyasal türler arası etkileşimlere. Kimyasal türler arası etkileşimleri iyi olan öğrenci kimyanın büyük bir kısmını halletmiştir gençler. Haberiniz olsun. Peki burada etkileşimden kastettiğimiz şey hidrojen bağı, dipol dipol, iyon dipol, London kuvvetleri. Bunların içerisinde en kuvvetli hangisiydi moleküller arasında? Hidrojen bağıydı. İşte bir molekül, bir çözücü ve çözünen arasında eğer hidrojen hidrojen bağı oluşabiliyorsa bilin ki o molekül o çözücü içerisinde çok fazla çözünür arkadaşlar. Peki sonra? Sonra dipol dipol. Sonra hocam iyon dipol. Pardon iyon dipol sonra dipol dipol. Sonra kim gelecek? London kuvvetleri. indüklenmiş dipol etkileşimde. En az da o çözünecektir zaten. Bu prensip kimyada benzer benzeri çözer şeklinde ifade edilir. Peki bu neydi? Hatırlatacak olursak benzer benzeri çözer. Neydi arkadaşlar? Polar moleküller polar çözücülerde, apolar moleküller apolar çözücülerde çözünür ifadesiydi. 10. sınıftaki karışımlar konusunun başında da bu bölümü zaten bir kere daha işte, e, orada da işlemişsiniz. Burada bir kere daha işliyoruz. Polar moleküller polar çözücülerde, apolar moleküller apolar çözücülerde daha çok çözünürler demişiz. İyi de bu bilgi can kurtarmıyor. Can kurtaran bilgi, soruyu çözmemize e, sağlayan bilgi hangisi? Molekülü gördüğünde polar mı apolar mı onu belirleyebilmek. Yoksa bu bilgiyi tek başına bilmenin bir anlamı yok. Mesela hemen adam sorsam, CH4 veya işte e, ne diyelim, HF diyelim, HCl diyelim. Acaba bunlardan hangileri suda çözünür diye sorsak, ne yapacaksınız? Bu moleküller polar mı apolar mı? Onu bilmeniz lazım. Olan burada. Bir molekülün polarlığı, apolarlığı nasıl bulunur ona bakmak lazım. Polar moleküller, ha bak burada bir cümle daha var önemli şeylerden bir tanesi. Polar moleküller aynı zamanda dipol. Dipol dediğimiz şey polar moleküldür veya kalıcı dipol olarak adlandırılır. Apolar moleküller aynı zamanda anlık dipol, anlık geçici diğer bir ifadeyle geçici dipol veya indüklenmiş dipol. İndüklenmek demek de dışarıdan bir etkiyle ya da komşu molekülün etkisiyle polar olmuş yapıya indiklenmiş dipol diyoruz arkadaşlar. Polar moleküller dipol diyormuşuz. Apolar moleküllere indüklenmiş dipol diyormuşuz. İşte burada olay mantığı bölümüne gireceğiz. Olay mantığında da hangi moleküllerin polar hangi moleküllerin apolar olduğunu beraber belirleyeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Molekül sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşuyorsa yani hidrokarbon ise apolar yapıya sahiptir. Çünkü molekül geometrisi gereği merkez atoma uygulanan net kuvvetler toplamı sıfırdır. Gençler, şimdi bunu bir hatırlatıyorum ben size. Şöyle yazalım bak karbon hidrojen hidrojen. Böyle görsek gerçek şekil aşağıda çizdiğimiz gibi ama böyle gördüğümüzde daha rahat görürüz. Şimdi bakın şuradaki bağ Karbonla hidrojen arasındaki bağ hatırlatacak olursak elektron ortaklaşmasıyla oluşuyordu. Ve farklı atomlar arasında oluştuğu için apolar kovalent bağıydı. Aynı şekilde şu yapı yine apolar kovalent bağıydı. Bu da pardon polar kovalent bağıydı farklı atomlar arasında olduğu için. Polar kovalent bağ, polar kovalent bağıydı arkadaşlar. Hepsi polar kovalent bağ. Lakin adam bize bunu istemiyor bağın polarlığını istemiyor. Molekül polar mı polar mı ona bak kardeşim diyor. E biz ne yapacağız? İşte bu dipol moment dediğimiz bir kavram var ki o da nedir? Merkez atoma uygulanan çekim kuvvetleri toplamı. Peki bu hidrojen bu tarafa çekiyor. Bu da bu tarafa çekiyor. Ne yaptı? Götürdü mü? Aynı şekilde bu bu tarafa bu tarafa dipol momentlerin toplamı ne oldu arkadaşlar? Sıfır. İşte bu yapıya biz apolar molekül diyoruz. Karbon ve hidrojenden oluşanların alayı apolardır. Bunlara biz hidrokarbonlar diyoruz. Organik, e, 12. sınıfta gördünüz ya da göreceksiniz. Neler var arkadaşlar? Ee, hidrokarbonlar dediğimizin içerisinde Alkanlar, alkenler, alkinler Bunlar sadece karbon ve hidrojenden oluştukları için Apolar yapıya sahiptir Her bir açı 109,5 derecedir Karbon atomu, atomuna uygulanan çekim kuvvetleri toplamı sıfırdır Bundan dolayı da molekül apolardır Aşağıda vermişiz örnekleri gençler Hemen altında bir yıldızımız daha var Ne diyormuş beraber okuyalım Molekül iki atomlu ve molekülü oluşturan atomlar aynı ise Apolar farklı ise polardır Peki ne demek istiyor? Hemen örneklere bakalım. Bakın, molekülü iki atomlu ve molekülü oluşturan atomlar aynı ise. Bakın H2 gibi, Cl2 gibi iki atomlu ve molekülü oluşturan atomlar ne arkadaşlar? Aynı. Bunun da apolar olmasının sebebi şu. Tek bağ var. Ve tek bağ olduğu için ve bu bağ da apolar olduğu için aynı elementler arasında dolayısıyla bir polarite söz konusu değil. Molekül de dolayısıyla nedir arkadaşlar? E, ap e, apolar yapıya sahip. Aynı şey H2 için, Cl2 için, O2 için gerek, e, geçerlidir diyoruz. Ama diğerlerine baktığımda mesela HCl'yi beraber inceleyelim. HCl'de buradaki iki elektronu klor da kendisine doğru çekiyor, hidrojen de kendisine doğru çekiyor. Ama baktığınızda klorun elektronegatifliği daha yüksek olduğu için burası ne olacak arkadaşlar? Eksi. Burası ne oldu? Artı. Bak. Bu polar bağ oldu. Ve bu bağı bir tane bağ var. O bağda nötrleyecek başka bir bağ olmadığına göre molekül ne oluyor arkadaşlar? Polar oluyor. Aynı elementler arasında oluşmuş bir molekül iki atomluysa apolar, farklı elementler arasında oluşmuşsa polar yapıya sahiptir diyoruz. Devam. Molekülde merkez atom değerlik elektronların hepsiyle bağ yapmışsa ve merkez atoma bağlı atomlar aynı ise apolardır. Merkez atom ortaklanmış elektron çifti içeriyorsa polardır. Bakın şimdi bu cümleyi şuradakilerden bakalım. Mesela BH3'ü e, açıklayalım. Bor 5A grubu. Son katmanda 3 tane. Bak 5A grubunu nereden anladım? Pardon 3A grubunun 3A grubudur bu vatandaş. 2 3. Son katmanda kaç tane elektron var? 3. Ve bu üçünü de ne yapıyor bakın? Kullanıyor mı? Tamam. geliyor şuralara neler bağlanıyor? Hidrojenler bağlanıyor. Şuraya da bir tane hidrojen bağladık. E peki şimdi aradaki açı 120 derece. Bu üçünün çekim kuvvetleri toplamına baktığımız zaman ne oluyor? Sıfırlıyor. Molekül apolar oluyor. Peki hocam notla ne alakası var? Notla da şöyle. Son katmanda kaç tane vardı? 3. Üç. Üçünü de bak kullandı ve molekül ne oldu? Apolar yapıya sahip oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Mesela kim gibi? CCL4 gibi. CCL4'te karbon 4A grubu ve 4 bağ yapmış molekül apolar. İyi de hocam karbondioksit de 2 bağ yapmış. Hayır. Karbondioksit de karbonun etrafında 4 tane var ya. Burada oksijen 2 bağ yaptığı için her bir oksijenle 2 bağ yapıyor. 1, 2, 1, 2. Dolayısıyla da karbon kaç bağ yapmış oldu? 4. E 4'ünü de kullandı. Dolayısıyla molekül ne olmuş oldu arkadaşlar? Apolar yapıya sahip olmuş oldu. Aynı şey diğerleri için de açtığınızda görürsünüz. Ama NH3 gibi, H2O gibi. Mesela onları da hemen çizelim. NH3'ün yapısında bak son katmanda şurayı açacak olursanız 5A grubu çıkar. 5 tane elektron var. 1, 2, 3, 4, 5. Peki kaçını kullanıyor gördüğünüz üzere? 3 tanesini. Bir hidrojen buraya, bir hidrojen buraya, bir tane hidrojen de buraya bağlanıyor. E kullanmada bak ortaklanmamış iki tane elektronu var mı? Evet. Hah işte o varsa o molekül polardır diyoruz. Mesela anlaşılmıştır umarım. Hocam şöyle olsa. Mesela karbon dört tane bağ yaptı. Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Ama şuraya getirdin klor yaptı. E baktığımda bunda da ortaklanmamış elektron çifti yok. O zaman ben bunu apolar mı diyeceğim? Hayır. Bak cümleye dikkat et. Merkez atoma bağlı atomlar aynı ise. İşte bak burada böyle bir yapı varsa buradaki atomların hepsi aynı değil. Burada kim girdi işin içine? Klor girdi. Dolayısıyla molekül polar yapıya sahip oldu. Hatta bunu şöyle söyleyeyim bakın. Biraz sonra örneğimizde de vardır gerçi de. Eğer bir molekül 3 farklı atomdan oluşuyorsa bilin ki arkadaşlar o molekül polar yapıya sahiptir gençler. Devam. Sırada ne varmış? Diğer sayfamıza geçelim bakalım. Örnekler varmış. 2 tane örnek yazmışız buraya. Ne diyor? Aşağıdaki moleküllerden hangilerine moleküller arasında kalıcı dipol etkileşimleri gözlenir? Arkadaşlar. Moleküller arasında kalıcı dipol e, özelliği göz, e, etkileşimi gözlenebilmesi için molekülün polar olması lazım. Zaten kalıcı dipolün diğer ismi daha doğrusu poların diğer ismi kalıcı dipoldu. Polar molekül arayacaksınız. Aha gördüğün gibi HCl iki atomlu ve farklı polar bu olmaz. Bak üç farklı atomdan oluşuyor görüyor musun? Karbon, hidrojen, klor. Bak burada da karbon, hidrojen, oksijen. Üç farklı atomdan oluşuyorsa moleküller polar yapıya sahiptir. C3H8 sadece karbon ve hidrojenler oluştuğu için olmaz. OF2'ye gelince merkez atom kim? Oksijen. Aç bakayım. 2, 6. Kaç tane var? 6. Kaç tane bağ yapmış? 2. Daha kullanmadığı, oksijenin kullanmadığı kaç tane elektronu var? Bak şuralara florları bağlı. Hatta florların elektron noktalarını da çizelim Şöyle, 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 şöyle. şöyle. Oksijenin etrafında 6 tane var Bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kullanmadığı 2 elektron çifti var. Doğru mu arkadaşlar? Bunlar ortaklanmamış elektron çifti diyoruz. Dolayısıyla molekül ne oldu? Polar oldu. Ee, cevabımız ne oldu? 1, 3, 4 ve 6 oldu gençler. Sıradaki örnek. Sıradaki örneğimiz aşağıda verilen moleküller arası gözlenen etkileşim türleri nelerdir diye sormuşuz. Aslında bu biraz kimyasal e, türler arası etkileşimlerin içerisine de giriyor gençler. Aşağıda verilen moleküller arasında gözden etkileşimleri. Ne yapacaksınız? Moleküllerin polar olup olmadığına bakacaksınız. H2O polar. E bu da polar. Polar moleküller aynı zamanda biz dipol demiyor muyduk? O zaman bu iki molekül arasında dipol, dipol etkileşimi mevcuttur. Geldim buraya. H2S polar yapıya sahip. O2 ise H2S ile H2O aynı yapıya sahip. Oksijenle kükürt aynı grupta çünkü. O2 ise apolar. E polar moleküllere dipol diyorduk apolar moleküllere indüklenmiş dipol diyoruz. O zaman burada aradaki etkileşim dipol ile indüklenmiş dipol etkileşimi vardır diyoruz. Ya da dipol e, diğer bir ifadeyle geçici dipol de denir indiklenmiş dipol. O ile de karşınıza çıkabilir. NaCl H2O. NaCl iyonik bileşik. H2O ise ne arkadaşlar? Polar molekül. iyon var. Dipol var. Dolayısıyla aradaki etkileşim iyon dipol etkileşimi. Geldim buraya. Apolar molekül, apolar molekül, apolar moleküllere indiklenmiş dipol dediğimiz için indiklenmiş dipol ile indiklenmiş dipol arasında etkileşim gözlenir çözünme esnasında. Son olarak buraya geldim. KBR iyonik bileşik yani iyon var işin içinde. CCL4'e gelince apolar molekül. Dolayısıyla da bu ikisi arasında oluşan etkileşimdürü iyon dipol etkileşimi. Biraz sonra arkadaşlar ne yapacağız bunlarla ilgili? E, çözünme esnasında işte hidrojen bağı gözlenen çözünmeler, dipol-dipol gözlenen çözünmeler gibi 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 veya indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi gözlenen çözünmeler bunların her birini tek tek inceleyeceğiz diğer videomuzda görüşürüz.